Lan hepten manyak ettiler milleti be. Neymiş efendim? Şetanet Hanım 5 dakikalık bir dizide görünecek diye öz böz abisine veda etmeden gidiyor ha. Sildim ulan o karıyı. Bir daha giremez bu eve. Giremez. Lan Samim, yarın sabah git dükkana. O halanın balı püsürü nesi varsa hepsini postala ver, kargoya gitsin memlekete. Sildim. Ticaret hayatımdan da sildim o kadını. Aman canım, ne var Zekeriya ha? Ay, sülalemizden birisi böyle televizyona çıksa fena mı olur anacığım? Hem beyle beraber oynayacaklar dizide. Gerçi Ziya enişte dizide rol icabı ölüyor ama olsun. Ay, hiç olmazsa başında durur değil mi adam? Ay, sana ne? Lan onun kocası ben olacağım. Çoktan vurmuştum o karıyı be. Çoktan, çoktan. Hakikaten boşuna kızıyorsun baba. Köylünün çaydan tütünden para kazandığı mı var? Bırak öyle A dizilerinde filan oynayıp 3-5 kuruş para kazansınlar. Bu durumda hadi gel köyümüze geri dönelim bari Sıdık'a. Ya o dizilerde böyle geleneklerine bağlı ama modern, hafif psikopat, nice yaratılışlı fakat duyarlı bir A karakterine ihtiyaç var mı acaba Sıdık'a? Ay Zekeriya anacığım, bak en sevdiğin yemekleri pişirdim ama sen hiçbirine dokunmadın. Hasta falan mısın yoksa ha? Bak, acep pilavı yaptım. Sarımsaklı paça çorbası yaptım. Hatta ayva kompostosu. Bak ya, ayıya bak ya, ayıya bak. Ay, hepsini birden yutmuş. İnsan birazcık babacığına bırakır değil mi? Ha, şöyle bir yudumcuk. Bütün bunları niye yaptın? He? Bu yemeklerin hepsini niye yaptın? Ya bir kabahatin var da onu mu gizlemeye çalışıyorsun? Aa, ne kabahati ayol? Ay, kendim bir şey yemiyorum ya Zekeriya. İşte böyle yemek pişirince kokusuyla falan oyalanıyorum. İnsanın bünyesine iyi geliyor. Bak, bütün gün bu ambalaj köpükleriyle şey ediyorum ha böyle. Yani aslında bir şey yemiyorsun ama ağzın böyle yiyormuş gibi oyalanıyor anacığım. Bak gör, böyle oluyor. Bizim İsveç diyeti. Peki sen bu köpükleri nereden buldun Safiye? He? Biri sana beyaz eşya, mücevher, yüzük falan mı hediye etti yani? Elini kör oldu Zekeriya. Aa, ne oluyor sana böyle? Bak Şehzade ablama kızdın, deli deli konuşup öfkeni bizden çıkarıyorsun. Zekeriya, var ya anacığım, sana yani bir haller oldu böyle ha. Sıdık'a sofrayı topla çabuk hadi. Hakikaten baba ya. Senin moralin pek mi bozuk bugün? Baba, bu annemin jimnastik CD'si var ya, onu sakladığı yeri keşfetmiş durumdayım ha. Hazır annemle Sıdık'a yokken şöyle o CD'yi koyup bir moral düzeltici yayın yapsak ha? He baba? Lan. Yani kadınlar ayrı, erkekler ayrı bozuldu şu içine tükürdüğümün dünyasında ya. Sen şimdi babayla utanmadan baldır bacaklı seyredeceksin lan. He? Hiç babanın yanında utanmıyor musun lan? He? Utanmıyor musun? Nereye koymuş CD'yi? Hakim olmaz. Safiye. Şu duruşunun güzelliğine bak Safiye. Allah cezanı versin seni Safiye. Ha? Aslan karıcığım ye. Aa, ölümlü dünya değil mi ya? Allah Allah, bizim neyimize gerek? Sen boş ver fitnesi fücürüsü. Al 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 şunu da ye, kan yapar. Al, al. Kap 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 kap. Bana al. Bak gel bari. Sen bana yardım edeceğini kışkırtıyorsun ha? Ne? Ne?
Gel varil ha bana. Gel varil dedi. Gel varil dedi bana. Ya. Duydun değil mi Sıdıka? Duydun değil mi? Anam bana 3 ay sonra gel varil dedi. Gel varil. Ben şuna gel varil. Yemek istiyorum. Kendime engel olamıyorum. Allah. Bak bir kere daha söyledi. Üstelik de hapur hapur yiyor aslan karıcığım benim. Özür dilerim karıcığım. Ben sensiz yapamazdım zaten. Böyle biraz şüphelenmiştim ama biliyordum. Zaman ne kadar kötü olursa olsun bizi bozamaz. Biz bir aileyiz. Ya girmez siz, size gidin şişko çifte kumular.